Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Her cumartesi günü saat 13'te Camlı Köşk'te gençlik söyleşilerinde sizlerle birlikte oluyoruz. Bugün çok değerli yazarımız Ömer Lütfü Ersüz abimizle birlikteyiz. Abi hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Süleyman Bey. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Medeniyet Okulu ve düşüncelerinizi almak istiyorum abi öncelikle. Medeniyet Okulu gerçekten Büyükşehir Belediye'mizin başlatmış olduğu çok önemli bir proje. Tüm okullarımız, öğrencilerimizle alakalı değerlerimizin değerini aktarabilme anlamında gerçekten çok verimli, çok güzel, özünü yakalama noktasındaki güzel bir proje diye ifade edebilirim. Destekliyoruz. Evet. Artarak devamını temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Rabbim bu işlere vesile olan tüm kardeşlerimizden razı olsun diyorum. Tamam, cümlemize. Bugün önemli yaratılış gayemiz. Sizin sohbetlerinizi her zaman bir keyifle dinlerim. Sohbetinizi büyük keyif alırım. Bugün neler olacak abi? Neler anlatacağız? Önemli satır başlıkları neler olur? Süleyman Bey kardeşim, malumunuz yaratılışımızın bir temel gayesi vardır. Evet. Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyuruyoruz. Cinleri ve insanlar ancak bana kulluk etsinler, ibadet ve taatta bulunsunlar diye yarattığım buyurduğu için malumunuz dünyaya girişimizin, varoluşumuzun temel bir gayesi var. O da nedir? Kulluktur. İman eksenli, salih amellerle, güzel özelliklerle bezenmiş bir yaşantıyı tabii ki en güzel örneklik teşkil etmek suretiyle yaşamamız gerekmektedir diye düşünüyorum. Bu konuda da Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam en güzel örnektir bizim için. Ashab suresinde de o şekilde malumunuz ifade buyurulmuştur. Bu gerçekten hareketle Mülk suresindeki ayet-i kerimede, ikinci ayet-i kerimesinde ölümü ve hayatı sizlerin hanginizin daha güzel yaşayacağını imtihan etmek vesilesiyle yarattım buyuran Cenab-ı Hakk'ın bu yaratmasının vesilesiyle cennete ve cehenneme doğru giden yoldaki iki yolun net görünmesi ve insanlarımıza bu değerlerin kıymetinin aktarılması iman eksenli, İslam eksenli bir anlayışın hakim kılınması için bir gayreti aktarmaya tabii çalışacağız inşallah. Özü itibariyle insanlarımızın şuna vurgu yapmak istiyorum. Maalesef insanlarımızdaki nefsani ve şeytani duyguların daha çok ön plana çıktığından dolayıdır ki genel bir memnuniyet ortamının tam arzu edilen seviyede oluşmadığını da görmekteyiz. Mesela somut örnek vermek gerekirse asgari ücret çalışan bir kardeşimiz almış olduğu paradan şikayetçi, 3.000 lira kazanan şikayetçi, 10.000 lira kazanan şikayetçi genel anlamda bir şükür ve kanaat ekseninde bir noksanlık olduğunu görmekteyiz. Halbuki o kardeşlerimiz şöyle değerlendirseler, mutlu olmak için, yarınları daha güzel planlayabilmek için çok daha olumlu şeylere sahip olacaklar diye düşünebiliriz normalde. Maddi konularda, dünyevi konularda bizden daha düşük olanlara bakarak şükretmenin yöntemini artırmalı. Uhrevi konularda bizden daha üst özellikleri yaşayanları da görerek, imrenerek onlara bakmak suretiyle de kendi eksikliğimizi, kendi manevi noksanlığımızı artırabilmek için bir mukayeseli yarışın içerisine girmek durumundayız diye düşünebiliyoruz. Bu anlamda tabii ki bakmış olduğumuz zaman gerçekten şairin de ifade etmiş olduğu gibi insanın aslı temeli küçük bir cenin, can vermeye gücü yetmez kimsenin, kainat denilen dev değirmenin suyu nereden geldi farkında mısın demiş olduğu gibi kainat kitabını okuyarak Allah'ın göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim kitabını okumak suretiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine bakarak ve onları hayatımıza hakim kılarak adalet eksenli, insanlara hizmet eksenli. Çünkü şunu biliyoruz ki insanların en hayırlısı, insanlara çok faydası dokunandır. Düsturu gereğince. Faydamızın maddi, manevi, dünyevi, uhrevi dokunması gerekiyor. Elimizden gelen bilgileri, birikimleri, gerçekleri aktarmakla yükümlüyüz. Yaratılışımızın temel gayesinde bu eksende aktararak, anlatarak hasbelkader bir kardeşimize de faydalı olabilirsek ne mutlu bize diye düşünüyorum. Genelde değerlendirmelerimizi bu minvalde ana eksende yapmaya çalışacağız. İnşallah elimizden geldiği kadar. Hani İstiklal Marşımızın şairinde ifade etmiş olduğu gibi. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan pas yürek sine de yüktür demiş olduğu gibi. İman, salih amel, hakkı, sabrı tavsiye, adalet, dürüstlük, ahlak merkezli bir anlayışı anlatmak suretiyle ve yaşantımızla bunu örnek olarak, örnek olan Efendimiz'le örnek almak suretiyle yaşantımızı güzelleştirerek toplumun bütün fertlerini ayırt etmeksizin aktarmanın gayreti çabası içerisinde olursak müreffeh bir toplum, maddi manevi kalkınmış bir toplum oluşturmuş oluruz diye düşünüyorum. Buna vesile olanlara, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak suretiyle siz değerli kardeşlerime, Kültür Daire Başkanlığımızın yetkililerine, müdürlerine, çalışanlarına, değerli katılımcı kardeşlerime de en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. İnşallah hoş bir sohbet yaparız. Hoş bir seda bırakırız gönüllerde. Rabbimin rahmetiyle, bereketiyle
maddi manevi dünyevi uhrevi güzelliklere gark oluruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili seyircilerimiz, Medeniyet Okulu'nda cumartesi günleri camlı köşe bekliyoruz. Çok keyifli sohbetler, yazarlarımızla buluşuyoruz. Bugünlük de bizlerle sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın. Thank you.